Yıllardır süregelen ve kadınların vazgeçemediği French manikür modası artık çok geride kaldı. Yerine tırnakların tablo almış hali geldi. Nail Art sayesinde sanatsal bir yapıta dönüşen tırnakları sizler için görüntüledik. Saç, makyaj, giyim, kuşam hepsi önemli. Fakat bir kadının şıklığı ayrıntıda, yani tırnaklarında gizli. Bakalım bu sezon o renkli tırnaklar geride mi kaldı? En trend tırnaklar nasıl olmalı? İşin uzmanı Ayşe Hanım'ın yanındayım. Kendisinden öğreneceğiz. Tekrar merhabalar. Nasılsınız Merhaba, Ayşe Hanım? Hoş geldiniz. İyiyim, siz? İyiyim ben de. Çok teşekkür ediyorum. Renkli tırnaklardan az önce bahsetmişken, evet. Hala moda olma yolunda devam edecek mi? Onun yerini bu sezon neler alacak? Tabii ki moda olma yolunda devam ediyor. Bu sezon yine metalik renkler daha ön planda olmak üzere var. Saflığın simgesi olan beyazı çok göreceğiz. Bunun yanında nail art, yani tırnak süsleme dediğimiz işlemler çok ön planda olacak. Manikür, pedikür yerine daha çok protez tırnak, kalıcı oje, jel tırnak, bu işlemler daha ön planda olacak. Çünkü artık kadınlar yaptırdığı işlemi daha uzun vadeli kullanma yolunda, biliyorsunuz. Peki sosyal medyada çok fazla tırnak hesapları görüyoruz. Modayı onlar mı belirliyorlar? Kesinlikle. Size de gelenler var mı böyle müşterilerinizden? Kesinlikle ve fotoğrafla geliyorlar. Aynısını istiyorlar. Ya da uzmanım yönlendiriyor onları. Ama kesinlikle bir sosyal medya akımı var. 2019 yılında tırnaklarda neler trend olacak? Hangi tırnak modeli damga vuracak bu yıla? Zannediyorum yine uzun ve balerin tırnak dediğimiz sivri olan tırnaklar daha çok olacak. Daha çok tercih ediliyor çünkü. Bunun yanı sıra tırnak süsleme çok ön planda. Taşlar, renkler, çizimler, geometrik çizimler, bunlar bu yıl çok fazla ön planda olacak. Protez tırnak nasıl uygulanıyor? Gelin birazcık izleyelim. Şu anda ne yapılıyor Ayşe Hanım? Şu an protez tırnak işleminin neredeyse ortalarındayız. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Her tırnağa protez tırnak uygulamıyoruz. Ekstra uzatılmak isterse protez yapıyoruz. Bunun dışında jel ya da kalıcı tırnak da yapabiliyoruz. Ve süslemeleri onlara da uygulayabiliyoruz. Ama bu tırnağımızda protez tırnağımız var. Yani protezimiz var. Yani kısa tırnaklara mı protez tırnak yapılabiliyor? Evet. Üstüne bir kat jeli yapılıyor. Törpüleme işlemleri, bir saat kadar süren bir ön işlem var. Sonrasında rengimiz belirleniyor ve süsleme bir 15-20 dakikada o sürüyor. Yaklaşık 1,5 saatte 3 hafta kullanabileceği, aynı parlaklıkta ve aynı ilk görüntüde kullanabileceği tırnakları yapmış oluyoruz. Protez tırnak yaptırdıktan sonraki bakım süreci nasıl? Ne kadar sürede bir gelmeli? 3 hafta aralıklarda bakımları olmak zorunda. Çünkü tırnaklarımız uzadığı için diplerine dip dolgusu dediğimiz işlem yapılıyor. Dolgu yapılırken renk değişimi de yapılabiliyor. Dolayısıyla 3 haftada bir bakımları yapmak zorundayız. Peki diyelim ki tırnağımız 4-5 gün sonrasında kırıldı. Çünkü alışkın değiliz bu kadar uzun tırnaklara. Evet, çok başımıza geliyor aslında. Diyelim ki kırıldı, 10 dakika süren bir işlem. Geliyor müşterimiz, aynı gün içinde tek tırnağını yapıyoruz, gönderiyoruz. Peki pahalı bir şey mi protez tırnak? Pahalı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta ayda bir zaten manikür pedikür de yaptırıyoruz ya da 20 günde bir. Bence protez tırnak zaten ilk yapıldığında bir ücret alınıyor, sonra bakım ücretleri alınıyor. Kalıcılığına ve güzelliğine ve şıklığına değer diye düşünüyorum. Ayşe Hanım, her yaştan müşteriniz var mı? Genelde gençler mi tercih ediyor? Gençler çok tercih etmeye başladı çünkü artık tırnak yeme alışkanlığı var maalesef, evet, gençlerimizde. Maalesef. Dolayısıyla anneleri getiriyor diyebilirim. Tırnak yemekteki sorunu çözebilmek adına protez tırnak kesinlikle çok sağlıklı ve doğru bir işlem. Tırnaklarımıza zarar veriyor mu diye çok sorular geliyor bize. Yani tabii ki verebiliyor. Sonuçta törpüleyerek çıkartıyoruz. Fakat çok ciddi sonuçlar ortaya çıkmıyor. Aralıksız da kullanılabiliyor. Alışma süresi ne kadar peki? Çünkü zorlanabiliriz. Çok uzun yaptırırsanız eğer bir ya da iki gün. Yani ertesi gün alışmış oluyorsunuz. Protez tırnak yaptırmak için ne kadar bir süre ayırmamız gerekiyor?
Protez tırnak normalde yani natural bir renk. Çok ağır yani böyle bir süsleme yapılmayacaksa 1,5 saatte bitiyor. Fakat böyle bir süsleme için 2-2,5 saatini müşterimizin uzmanıma ayırması gerekiyor. Peki ara vermek gerekiyor mu tırnaklarımız kendine gelsin diye? Hayır, hiç böyle bir şey gerek olmadığını düşünüyorum. Düzenli bakımlarını yaptırdığımız sürece zaten kullanabiliyoruz. Törpüleme işlemini yapmak zorundayız çünkü protezi yapıştırdıktan sonra üzerine bir kat jel sürüyoruz. Bu jeli fırçayla sürüyoruz ve kurutuyoruz. Çıktıktan sonra tırnaktaki düzenli görüntüyü elde etmek için onu uzmanım kontrollü bir şekilde törpülemek zorunda. Herhangi bir bakım yağları var mı etler için? Sonrasında tabii ki mutlaka. Ve protez tırnakla birlikte zaten manikür işlemi de yapılıyor. Her manikürde olduğu gibi sonrasında o kremler falan sürüldüğü için biz kuru manikür yapıyoruz. Kuru manikür cihazla yapılan bir işlem. Etleri kesmek yerine itip ya da makineyle almak diyoruz. Yani kesmeye karşıyız aslında. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Için. Siz de modayı yakından takip etmek istiyorsanız tırnaklarınıza protez tırnak yaptırabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin.